Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün iyi staj bulmanın 4 yolundan bahsediyor olacağız sizlere. Şimdi iyi staj bulmak normalde niye önemli? Ve bu süreç gerçekten kafa yormak gerekiyor mu böyle uzun uzun? Bence gerekiyor arkadaşlar. Çünkü aslında staj dönemi özellikle böyle öğrenciyken sonlara doğru 3. sınıflarda ya da işte sonrasında yeni mezun olduktan sonra devam edebilir bu arada. Bu süreçte iyi bir staj bulmak aslında sonrasındaki iyi bir kariyerin ilk adımı. Dolayısıyla bu sürece önem vermek ve burada bayağı bir strateji kurgulamak sizin için daha sonraki yılların bir köprüsü olabilir. Ya burada bir şeyler var ya, mesela lise başlangıçta ya da üniversiteye girişte işte bu bir seneyi bir atlat, sonrası daha kolay. Onlar biraz mesela overrated, yani abartılı terimler. Hani iyi bir lise ya da iyi bir üniversite size inanılmaz bir kapı açmıyor. Ama staj bence o kapıyı açıyor. Çünkü böyle daha kurumsal gözüken ya da gerçekten sizin yetenekleriniz uygun. Aslında daha önemlisi bu. Kurumsal da önemli ama kurumsaldan bir tık daha önemlisi gerçekten sizin yeteneklerinize, beklentinize ve hedeflerinize uygun bir yer olması gerçekten müthiş bir kafa açıyor. Çünkü orada tanıştığınız çevre, orada öğrendiğiniz o iş becerileri, yetkinlikleri artı öğrendiğiniz o süreç yönetimi aslında sizin hem ne yapmak istediğinizi daha iyi farkında olmanızı sağlıyor, hem de öte yandan orada edindiğiniz know-how, teknik bilgi sizi daha yukarıya taşıyabiliyor. O yüzden arkadaşlar bunun arka planında, yani o staja başlamadan önce mutlaka bu dört planı bence kurgulamak lazım. Bunların ilki nedir? LinkedIn kullanımı. Şu anda ister ilk sınıflarda olun, ister sonlara doğru gelmiş olun, LinkedIn'i mutlaka kullanmanız lazım. Çünkü burası sizin belki gerçek hayatınızda tanışamayacağınız, hiçbir yerde görmeyeceğiniz, görseniz bir muhabbetiniz olmayacağı insanlarla bir arada olmanızı sağlıyor. Yani burada binlerce dolarlık mesela mentorluk görüşmelerini ücretsiz alabiliyorsunuz insanlarla. Tavsiye anlamında. Ya da bunun akabinde belki hiç tanışamayacağınız üst düzey yöneticilerle, orta seviye yöneticilerle bir araya gelebiliyorsunuz. Ha, burada tek hedef kitleniz üst düzey yönetici olması gerekmiyor ki, belki olmayabilir de. Hani onlarla ne konuşacaksınız ki, yani nasıl bir muhabbet akabilir ki? Bu hani şey olarak söylemiyorum, hiyerarşik bir seviye farkı olarak söylemiyorum. Yani konuşacak konumuz belki aynı olmayabilir. Ama işte mesela bu bir hobi üzerinden ilerleyebilir bazen. Şu an ben görüyorum mesela pek çok üst düzey yönetici orada kendi hobilerinden bahsediyor. Mesela bunlar üzerinden bir hikaye kurulabilir onlarla. Bir yelken mesela seven bir yönetici vardır. Onunla siz de ilgileniyorsunuz bu konuda. Bir kulübe falan üyesinizdir. Dersiniz ki işte ben de bu konuda şöyle şöyle yapıyorum vesaire. Belki oradan bir muhabbet açılabilir. Bir hobi arkadaşı gibi, hobi diyaloğu gibi. Bunun akabinde mesela işle ilgili daha orta seviye yöneticilerle konuşabilirsiniz. Yani işle ilgili mesela üst seviye yönetici bence çok uygun bir kitle değil ama daha orta ya da alt, böyle yeni mezun, başlamış insanlarla da bir diyalog kurulabilir. Ve bu size yine ciddi bir network anlamına geliyor. Yani network illa yöneticiler olmak zorunda değil. Sizden birkaç yaş büyük ya da birkaç yıl tecrübeli insanlarla da gayet güzel networkler kurulabilir. Çünkü bir büyük sınıf var arkadaşlar. Dolayısıyla sizden daha yukarıda biri iki gelmiş insanlardan onun ipuçlarını almak bence çok çok değerli bir kazanım. Bunun haricinde network ötesinde mesela gruplara da mutlaka katılmanız lazım LinkedIn'de. Özellikle kendi sektörünüzle ilgili, kendi bölümünüzle ilgili. Çünkü bu gruplar sayesinde özellikle böyle İngilizce gruplara katıldığınızda yurt dışındaki dünyanın pek çok ülkesinden bambaşka profesörlerle, yöneticilerle, danışmanlarla bir yere gelebilirsiniz. Bu da yine çok kıymetli. Ya bugün mesela sizin kendi bölümünüzle ilgili değerli bilgileriniz varsa bunu İsviçre'deki, Japonya'daki, Amerika'daki bir insanın bilme şansı yok Türkiye'den. Ama o gruplarda İngilizce paylaşımlar sayesinde dünyanın bambaşka yerlerine kendi bilginizi, işte birikiminizi pazarlayabilirsiniz. Bunun için de yine LinkedIn grupları çok değerli. Ha, bunu nasıl bulacaksınız? Çok basit aslında. İşte yapay zeka artık kendi bölümünüz ya da işte büyük veri artık kendi bölümünüzün ismi mesela. Bu gibi farklı teknolojik başlıklarla kendi bölümünüzü bir yere getiren isimleri arattığınız zaman LinkedIn'de illaki buluyorsunuz. Ve bunlar çok kalabalık gruplar olmuyor genelde. 8, 10, 15 kişilik gruplar var LinkedIn'de çok fazla. Bu gruplarda arkadaşlar kendinize güzel çevreler edinebilirsiniz. Yine bu da güzel bir staj bulmanın yolu olabilir. Nasıl ki daha kendi yaş çevreniz ve sizden birkaç yaş büyük insanlar size staj bulabileceği gibi, bunun haricinde LinkedIn grupları da yine staj buldurabilir. Bunun akabinde bence LinkedIn'le ilgili son başlıksa düzenli içerik üretimi. Çünkü düzenli içerik ürettiğinizde LinkedIn'de kendi bölümünüzle ilgili, bu 6 ay, 1 yıl sonra artık yavaş yavaş kendi sektörünüzdeki diğer insanların da sizi tanımasını sağlayacak. Çünkü onların ana sayfasına düşüyor olacaksınız ister istemez. LinkedIn bunu seviyor. Yani belli bir anahtar kelime düzeni belirleyip, mesela 7-8 kelime belirleyip, o konularla ilgili içerik üreten insanların birbirlerinin akışına düşmesini seviyor LinkedIn. Dolayısıyla sizler de bu sayede kendi bölümünüzle ilgili
hedef kitlenizin ana sayfasına düşebilirsiniz arkadaşlar. Ama tabii bunun için bir sabır lazım. Düzenli bir süreç boyunca içerik üretmek lazım. Bunları yaptığınızda yine staj bulmanın da güzel bir yolunu inşa edebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu ilk başlığımızdı. İkinci başlığımızsa sosyal topluluklar, sosyal aktiviteler. Burada arkadaşlar aslında her türlü şeyi dahil edebiliriz. Gerek kariyerle ilgili, işte böyle AİZ gibi topluluklar olabilir, işte genç turistler olabilir. Bir ara ben de üyesiydim öğrenciyken ve çok faydasını gördüm açıkçası. Bu tarz şeyler olabilir. Bunun akabinde daha böyle hobi olarak topluluklar olabilir. İşte yelken topluluğu, kuş topluluğu falan gibi. Bunlar da yine size hem yeni insanlarla tanışmak hem de farklı noktaları görmek adına çok besleyici olacaktır arkadaşlar. Bunu yine ben iki açıdan ele alıyorum. Bir network açısından, bir de farklı imkanları görmek. Yani evet benim okuduğum bir bölüm var ve ben belki işte burayla ilgili bazı planlarım var staj anlamında. Ama bunun haricinde de bambaşka şeyler yapılabilir. Mesela ben kendi bölümümü şey koşu hobilerimle ya da koşu topluluğuyla bir araya getirebilirim. Ya da kendi bölümümü tamamen kenara bırakıp koşu üzerine gidebilirim. Ya da koşuyla başka bir şey birleştirebilirim. Ya da mesela şey yüzmeyle ilgili yine bambaşka tasavvuflara gidebilirim. Bunlar hep zamanla olabilecek şeyler ve bunu şu anda tamamen görmek mümkün değil. Biraz Steve Jobs'ın dediği gibi noktaları bir yere gelmesini beklemek lazım zaman içerisinde. Ama işte bunun için de o noktaların birleşmesi için de birden fazla noktayı bir yere getirmek lazım en azından. Birleştirmesek bile. İşte bunun da yolu arkadaşlar aslında büyük oranda sosyal topluluklara, sosyal aktivitelerden geçiyor. Ha, bu şey demek ki değil. Sürekli bir yerlere girin çıkın gibi şeyden bahsetmiyorum. Bu da biraz otel canlılık zarar verebilir. Bir kalıcılık yapmanızda, kalıcılık inşa etmenizde. Ama işte birkaç ayda bir ya da işte yılda birkaç kere farklı topluluklara girmek sizin hem gelişiminiz hem de staj bulmanız anlamında size çok fazla şey sağlayacaktır. Üçüncü madde Erasmus+. Bu normal Erasmus'tan biraz daha farklı. Yani normal Erasmus gidip yurt dışında işte Avrupa ülkelerinde 6 ay bir sene eğitim görüyorsunuz. Burada eğitimden ziyade aslında staj odaklı bir çalışma zaten. Ve burada yurt dışındaki özellikle Avrupa ülkelerindeki belli bir yerde kendi bölümünüzle ilgili bir kurum bulup, şey, kurum, kuruluş, şirket vesaire bulup orada çalışıyorsunuz 6 ay, 9 ay bir sene. Ve o süreç sonunda eğer gerçekten o ülkede sizin sahip olduğunuz yetkinlik daha düşük bir orandaysa iş bulma şansınız çok çok artıyor. Bugün benim pek çok sektörde arkadaşlarım Erasmus Plus'la gidip yurt dışına iş bulabildiler. Stajdan sonra. Şöyle oluyor. Gidiyor oraya mesela 9 ay. Normal staj yapıyor. Yani orada bir iş garantisi vesaire yok tabii ki. O süreç sonunda kendisini test şey yapıyor böyle. İşte insanlara kanıtlıyor. O işi bildiğini, o işte yetkinliğe sahip olduğunu. Hatta o yetkinliğe daha fazlasına sahip olduğunu gösteriyor insanlara. Onlar da diyor ki sen gerçekten bizim için güzel bir fırsatsın. İyi bir fırsatsın. Sen mezuniyetten sonra gel bizde çalış mesela. Gayet mektubu veriyorlar ve sonra süreç gelişiyor. Bu da yine staj ve iş arasındaki iyi bir köprü olabilir arkadaşlar. Ve son imkanımız, son bence yol pazar araştırma. Şimdi LinkedIn'de ya da kariyer sitelerinde çok duydum şöyle bir şey var. Ya ben işte yüzlerce işe başvuru yaptım ama doğru işi bulamadım ya da beni işe almıyorlar. Hatta ben kendi yetkinliklerimin altındaki işlere de başvuruyorum. Onlar bile almıyor. Ben çok mu yeteneksizim? Öyle değil. Yani bu şey muhabbeti. Einstein'ın galiba sözüydü. İşte bir balıktan tırmanmasını beklerseniz başarılı olduğunu görmezsiniz gibi. Yani aslında sizin zaten ait olduğunuz, işte layık olduğunuz yer orası değil. Dolayısıyla sizden çok da sizin kalibrenizden, yeteneğinizden çok daha düşük yerlere başvuru yaptığınızda orada zaten sırıtıyorsunuz ve ister istemez reddediliyorsunuz. Ya da bunun haricinde daha yoğun olan şey aslında arkadaşlar pek çok İK'cı zaten oralardaki iş ilanlarına bakmıyor bile. Ya bugün LinkedIn'deki iş ilanlarının çoğu aslında takipçi kasmak için yapılan ilanlar. Çünkü siz oraya başvuru yaptığınızda eğer butonu tıklamıyorsanız takip etme diye büyük oranda o şekilde takip ediyorsunuz zaten. Ve bugün pek çok maalesef kurumsal şirketin yaptığı şey de gerek Türkiye'de gerek dünyanın diğer bölgelerinde sırf takipçilerini artırmak ve yöneticilere güzel gözükmek için, sempatik gözükmek için bir ilan çıkıyorlar. Bu bir realite yani. Görüyorsunuz mesela bir kurumsal şirket ya da normal bir şirket COVID firması bir ilan açıyor mesela iş ilanı 6 ay bir sene duruyor orada. Niye duruyor? Çünkü o esnada binlerce takipçi geliyor onlara ve onlar da bunun üzerinden bir şey, kurumsal iletişim, İK çalışması sürdürüyorlar ve bunun pazarlamasını yapıyorlar. Yani ne kadar verimli bir pazarlama ayrı konu. Yani sizin orayı takip ediyor olmanız nasıl bir başarı göstergesi onlar için soru işareti. Ama işte dostlar dolaşma işte görsün mantığı biraz. Şuna geleceğim. O yüzden öncelikle kariyer araştırma mecranız, işte klasik kariyer toplulukları ya da LinkedIn gibi yerlerden ziyade daha butik mekanlar olmalı. Mesela pazar araştırma işte bunların bir tanesi. Pazar araştırmaları sayesinde hangi şirketlerin nasıl bir ölçekte olduğunu, hangi iş alanında çalıştığını görebilirsiniz. Ve kendinizi oraya konumlandırabilirsiniz.
Ki bugün mesela pek çok butik yer işte böyle yeni yatırım almış ya da işte yatırım almaktan yeni çıkmış böyle büyümeye başlayan şirketlerde eğer gerçekten bir yetkinliğiniz varsa onlarla konuşabiliyorsunuz. Ki onların böyle iş ilanı olmasa bile, iş alımları olmasa bile sizinle bir kontaktlık alabiliyorlar. Mesela diyorsunuz ki bir işte startup şirketine ben böyle bir şey yapıyorum. Hani benim bu konularda şöyle bir deneyimim var. Sizin çalışma alanınızda şu aşamada bence eşleşiyor. Bir konuşabilir miyiz? Ya da işte bu konuda bir şey alım şansınız var mı? Onların olmasa bile en azından size diyorlar ki bak benim böyle bir arkadaşım var. İşte seni oraya yönlendirebilirim. Yani bu süreç startuplarda ya da işte böyle ufak danışmanlık kuruluşlarında daha farklı oluyor. Ve sizi çok daha aksiyonel bir şekilde başka insanlara yönlendirebiliyorlar. Ha bunun da bir garantisi yok. Onu söylemek gerekiyor. Yani bunu yaptığınızda 5. 6. şirket size iş verecek diye bir garantiden bahsedemeyiz tabii ki. Ama bence LinkedIn gibi, kariyer gibi, diğer kariyer toplulukları gibi mecralarda iş aramaktansa bence burası arkadaşlar daha iyi bir alternatif olabilir ve veya yanında bir alternatif olabilir. Yani siz oralarda başvuru yapmaya devam edersiniz yine ama oradaki zamanınızı böyle %10 azaltıp o %10'u buraya harcarsanız en azından bunu size uzun vadede daha eksponansiyel bir getiri sağladığını bence göreceksiniz. Benim alacaklarım bu şekilde staj deneyimleriyle alakalı, staj yoluyla alakalı. Bu konuda sorularınız varsa mutlaka yazın. Elimden geldiğince bilginin dahiline yanıtlamak isterim. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Çünkü böylece daha fazla insan ulaşıyoruz ve ne yalan söyleyeyim bu da bizi motive ediyor daha fazla şey öğretme anlamında. Eğer bu süreçteyseniz staj arıyorsunuz arkadaşlar hepinize kolaylar diliyorum şimdiden. Bu konuda bizimle yardımcı olabilecekse umarım yardımcı olmak isteriz. Her zaman yine bu konuyla ilgili staj arayışınızla ilgili de yine bize yorumlardan ya da mail adresimizden ulaşabilirsiniz. Hepinize şimdiden kolaylar ve kariyerinizde başarılar diliyorum.